Sevgili seyirciler, İmob Mobilya Fuarı'na katılan firmalardan birisi de sandalye fabrikası. Zonguldak'ın önemli firmalarından birisi olan sandalye fabrikasının standına gittik ve yepyeni ürünlerini sizler için görüntüledik. Sevgili seyirciler, İstanbul'da düzenlenen mobilya fuarındayız ve fuarın sandalye bölümündeki en önemli firmalarından bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Sandalye fabrikasındayız. Sandalye fabrikasını zaten vizyon izleyicileri iyi biliyorlar. Çünkü nerede bir fuar varsa sandalye fabrikası orada ve yepyeni modelleriyle birlikte görücüye çıkıyor. Onlar oradayken biz de oradayız çünkü bir gönül bağımız var. Zaten bunu daha önce programlarımızda da söylemiştik. Çünkü sandalye fabrikası bir Zonguldak markası. Zonguldak'tan çıkıp dünyanın tam 57 ülkesine ihracat yapan bir firma. Yanımızda firmanın da genel müdürü var, Sertaş Bey. Ben de bir Zonguldaklı olarak her fuarda onların peşindeyim. Onların yeni modellerini, yeni ürünlerini sizlere ulaştırmak için buradayız. Efendim merhabalar, İstanbul'a tekrar hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi biraz önceki anonsunda da belirttiğim gibi nerede mobilya ile ilgili bir fuar var, sandalye fabrikası orada. Bu bir anlamda da aslında sizin sektörü ne kadar iyi takip ettiğinizi gösteriyor değil mi? Tabii ki, yani fuarlar biliyorsunuz müşterilerimizle buluştuğumuz ortamlar. Fuarlar dünyaya açılan kapı oluyor. Biz de bu kapıları açmak için sonuna kadar koştuk duruyoruz. Peki her fuarda gerçekten böyle istediğiniz ölçüde bağlantı yapabiliyor musunuz? Tabii ki, yani fuarların firmalara olan katkısı çok büyük. Pazarlama alanında olsun, uluslararası pazara ulaşma konusunda olsun. Gerçekten çok büyük meyvelerini yiyoruz yani firma olarak. Siz sandalye fabrikası olarak büyümeye devam ediyorsunuz. Ben size ilk programıma aldığımda Karabük'ün Yenice ilçesindeydiniz ve küçük bir tesisiniz vardı o zamanlar. Ama aradan 10 yıl geçti geçmedi. Şimdi artık devasa firmalara dönüştünüz ve sanıyorum şu anda 2 tane daha fabrikanın yani fabrika yapıyorsunuz değil mi? Yani firma olarak geçmişte birkaç iş kolumuz vardı. Mağazacılık sektöründe vardı. Biz 3. kuşak olarak işi devraldıktan sonra ahşap ve sandalye üzerine daha fazla yatırım yapmaya karar aldık. Bu yatırımlar neticesinde de firmamızı ciddi bir şekilde büyütmeye başladık. Firmamız şu an 57 ülkeye ihracat yapıyor. Ahşap ve plastik 2 tesisimiz var. Şu anda 3. fabrikamızın da inşaat aşaması bitmek üzere. Önümüzdeki haftada inşallah onun da makine parkurunu toparlayıp metal sektöründe de üretim yapmaya başlar inşallah. Peki 57 ülke dediniz. Ağırlıklı olarak hangi ülkeler bunlar? Yani Avrupa ülkeleri mi, Afrika ülkeleri mi, Orta Doğu mu? Yani pazarın çoğunluğu şu anda Avrupa ülkelerinde. Ama biz 2018 yılı içerisinde Afrika'ya ve Orta Doğu'ya ciddi bir pazar payı sağlamaya çalışacağız. Türkiye'de 5 sene garanti çıkartan firmaların ilkleriyiz. Evet. Plastik sektöründe de bu garanti süresi 2 yıldı, 3 yıldı. Biz dedik ki biz ne üretsek üretelim 5 yıl garanti veriyoruz diyerek plastik sektöründe de garanti süresini bu arada da uzatmış oluyoruz. Evet. Ürünlerimiz, her zaman söyleriz müşterilerimize de, biz ürünlerimizin sadece kullanma hakkını satarız. Sonuçta ürünler her zaman bizimdir, bizim kontrolümüzdedir. Biz var olduğumuz sürece ürünlerimiz de var olacaktır. Biliyorsun mobilya fuarı bizim için çok önemli bir fuar. İmob uluslararası bir fuar. Dünyada gerçekten kariyeri olan bir fuar. Bu fuarda da tabii biz de elimizden geldiği kadar hazırlanmaya çalıştık. Ağırlıklı olarak ahşap grubunu biraz daha ön plana çıkarttık bu fuar dolayısıyla. Ürünler genelde mekanlarda kullanılan ürünler, evet. Yemek odalarında kullanabilecek ürünler, hı-hı, mutfaktan ziyade. Bu tarz özellikle o var. Düğün organizasyonlarında, davetlerde falan kullanılabilecek ürünler, değil mi? Evet, evet. Onlar üst taraftaki ürünlerimiz de keza öyle. Evet. Peki burada ben mesela görüyorum masalar da var ama bu masalar acaba konseptte nasıl görünüyor tarzında mı yoksa? Bununla beraber yine masa imalatı da yapıyor musunuz? Tabii ki masa imalatlarımız da var. Hı-hı. Yani biz sadece firma olarak masa ve sandalye grubu üzerine ağırlıklıyız. Ama hı-hı, teşkilatlarımız her türlü ahşap ve diğer ürünlerden mobilya üretebilecek kapasitede. Ama biz sadece branşlaşmak istediğimiz için çizgimizi hep sandalyede, her türlü materyalden hep sandalye olarak sürdürüyoruz. Sizi arayanlar, ulaşmak isteyenler internete
sandalye fabrikası yazdıkları zaman zaten sizi bulacaklar değil mi? Sandalye bile yazsalar sizi buluyorlar. Tabii ki. Ama sizi görmek için Zonguldak'tan Çaycuma ilçesine gelmeleri gerekiyor. Evet. Yani o konuda gerçekten biz muzdaribiz, müşterilerimize o konuda sitem edelim buradan da. Biz ürünlerimizin çoğunu müşterilerle birebir görüşme yapmadan sağlıyoruz. Evet. Biz bekliyoruz Çaycuma'mıza, Zonguldak'ımıza, ormanımıza, denizimize. Evet. Bu güzellikleri görsünler, fabrikayı görsünler. Ondan sonra ürün alsınlar. Evet, tabii ki. Evet. O zaman buradan bir davet edelim bakalım. Bu programda sizi izleyenleri ve sizinle ilgilenenleri, sandalyeyle ilgilenenleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bir davet edelim. Tabii ki. Hepinizi bekliyoruz testlerimize inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum size. Alın, teşekkür ederim bizler de. Sevgili seyirciler, Sertaş Bey'in de dediği gibi eğer sandalye ile ilgili bir işiniz varsa, sandalye ya da masa almak istiyorsanız internette sandalye yazmanız yeterli. Sandalye fabrikası zaten bunu yazdığınız anda sizi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine kadar getirecek. Ve dolayısıyla ne arıyorsanız, sandalye adına ne arıyorsanız bulabileceksiniz burada. Binden fazla ürünün görsellerini görebilirsiniz. Onlara ulaşabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? İnternette sandalye fabrikası yazmanız gerekiyor. Biz sandalye fabrikasının standından ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.